Basit elektrik serimizin ilk videosunda elektrik akımının elektron akışı olduğundan ve bir iletkenin herhangi bir noktasından akan elektron sayısının elektrik akımının miktarını amper cinsinden gösterdiğini söylemiştik. Bu videoda ise size voltajın ne olduğunu söyleyeceğim ve açıklamaya çalışacağım. Voltajın diğer ismi gerilim, diğer bir ismi de potansiyel farkıdır. Voltaj yani gerilim, aynı bu örnekte gerilen lastiğin durağan bir cismi hareket etmeye zorlaması gibi elektronların yoğunluğunun bir gerilime yol açması ve bu yoğunluğun iş yapma isteğidir. Bunu voltajın diğer ismi olan potansiyel farkından yola çıkarak anlatmaya çalışalım. Potansiyel farkı bir noktadaki akmak isteyen elektron sayısının diğer bir noktaya göre daha fazla olmasıdır. Yani bir noktadaki iş yapma potansiyelinin diğer noktaya göre daha fazla olmasıdır. Bir önceki videoda elektrik akımını borudan akan suya benzetmiştik. Burada da su örneğinden yola çıkarak daha dolu olan şişenin delikten akan suyu daha ileri itmesiyle açıklayabiliriz. Yani bir bataryanın elektron bakımından daha zengin olan negatif kutbundaki elektronlar daha az zengin olan pozitif kutba ulaşmak için can atarlar. Negatif kutuptaki elektron yoğunluğu şişedeki su gibi ne kadar fazla ise voltaj o kadar yüksektir ve itme kuvveti de aynı oranda yüksektir. Böylece iş yapma potansiyeli de bir o kadar fazladır. Şimdi size bunu kapalı bir elektrik devresinde göstereceğim. Devremizde bir elektrik motorumuz var. Bu gördüğünüz süslü alette bir ayarlı güç kaynağı. İstediğim herhangi bir voltajı devreye uygulamamı sağlıyor. Bu alet devre tasarlamak ve devre tamiri için çok kullanışlıdır. Fakat yeni öğrenmeye başlayanlar için bunlardan birine ihtiyacınız yok. Piller büyük ölçüde sizin işinizi görecektir. Ürettiğimiz voltaj bu kırmızı renkli kısımda gösterilecek. Ve bu mavi kısımda otomatik olarak devreden akan akımı ölçecek. Yani elektronların akışını. Motor şu anda yavaş bir şekilde dönüyor ve devremizden 0.65 amperlik akım akıyor. Ve bu devrede 0.65 amperlik akım motoru dönmeye zorluyor. Voltajı artırdığımızda ise daha büyük bir itme kuvvetimiz oluyor ve bu kuvvette elektronları daha hızlı akmaya zorluyor. Gördüğünüz gibi akım artmakta ve bu akım da motorumuzu daha hızlı dönmeye zorlamakta. Bu sadece voltajın nasıl davrandığına bir örnek. Voltaj motorlarda, lambalarda, ısıtıcılarda ve elektronik devrelerde her zaman aynı etkiyi yaratır. Voltajın yapabileceği işlere bir başka örnek de verileri voltajla temsil edebileceğimizdir. Dijital elektronikte ikili sayı sistemi kullanılır ve bu sistemde sadece birler ve sıfırlar vardır. 5 voltun varlığı birleri, yokluğu yani 0 volt sıfırları temsil eder. Bu sayede tüm veriler bir yerden bir yere 5 voltun varlığı ve yokluğu ile iletilir. Tabii bu daha ileri safhalarda işleyeceğimiz bir konu. Bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.